Şahin Bey, yeniden tüp bebek tedavisine hasta mı karar vermeli yoksa doktor mu önermeli? Bunda karar verilmesi gereken nokta tüp bebek tedavisi uygulandı, başarısız bir sonuç alındı. Tekrar ne zaman tüp bebek tedavisine başlayalım? Aslında burada tamamen bireysel değerlendirme önemli. Yani bir şablon çıkartmaktan ziyade gelen hastaların bayat ve bayanın değerlendirilip özelliklerine göre karar verilmesi gerekiyor. Tüp bebek tedavilerinde eğer hastalar uyumlu ve kriterleri de uyuyorsa bazen başarısız uygulamanın ardından kendi kendilerine gebelik şansının arttığını görüyoruz. Bu şekilde gebe kalan da oldukça iyi sayıda hastamız var. O yüzden eğer tedavileri iyi geçmiş, hastanın yaşı uygun, sperm ve yumurta açısından ciddi bir sorun görmediğimiz hastalarda en azından belirli bir süre morallerini bozmadan beklemelerini öneriyoruz. Bu geçen zaman içerisinde elde ettiğimiz iyi gebelik oranları da var. Ama embriyolara yönelik olarak eğer bir problemle karşılaşmışsak veya rahim duvarıyla ilgili bir problem görmüşsek en azından bunların düzeltildikten sonra tedaviye alınmasını yeğliyoruz. Sorunun direkt cevabı aslında bununla bir şablon üretmekten ziyade hastanın özelliklerine göre karar vermek olmalı. Genellikle biz tabii ki tıbbi parametreleri hastaya teklif ediyoruz. Yani şu dönemde tedaviye başlamanız uygun olur diyoruz ama hastayla beraber karar veriyoruz. Bazen de tabii yaş faktörü çok önemli olabiliyor. Eğer 35 yaşın üzerindeyse hasta ve özellikle de yumurta rezervi düşüyorsa bu hastalarda çok beklemeyi arzu etmiyoruz. Veya sperm sayısı çok düşük, hareketi çok düşük, morfolojisi çok düşük olan hastalarda da beklemeyi arzu etmiyoruz. Onun dışında makul bir süre ki bu 2 ila 6 ay arasında bir süre olabilir. Gebelik olmadığı takdirde tekrar tüp bebek tedavisine geçmelerini uygun görüyoruz. Teşekkür ederim.